Adaşım! Yanaş, yanaş! Hadi! Sağla! Aferin lan! Rahat! Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Ankara Demirspor ile küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Etimesgut Belediyespor maçı 0-0 sonuçlandı. Şimdi mikrofonlarımızı kulüp başkanları ve teknik direktörlere yöneltiyoruz. Başkanım, maç sonu değerlendirmelerini sizden dinleyebilir miyiz? Evet, liderle oynadık ama tabii oyun şeyini gördüğümüz zaman, baktığımız zaman sanki lider bir takım değil, bizden daha düşük seviyede bir takımla oynadığımızı hissettik. Netice itibariyle Etimesgut Belediyespor Kulübü çok daha iyi yerlerde olması gerektiği bu maçta da belli oldu. Ben sanıyorum bu maçtan sonra daha iyi toparlayacağız ve biz bulunduğumuz yerin çok üstünde inşallah bir yerlere geleceğiz diye düşünüyorum. Etimesgut Spor Kulübü her yönüyle iyi. Hiçbir sıkıntısı olmayan bir kulüp. Seyircisiyle iyi. Ankara'da en çok seyircisi olan takım. Yani bu takımın çok iyi yerlerde olması gerekir diye düşünüyorum. Ama maçı da kaybettik yani. Bence kaybettik çünkü yani çok gol pozisyonu yakalayan biziz. Mutlaka almamız gereken takım biz olmamıza rağmen alamadık, kaybettik diye düşünüyorum. Evet, elle müdahale vardı ama yani tabii ben futbolu o kadar fazla bilmiyorum yani. Evet, ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi günler. Başkanım, oldukça çekişmeli bir maç oldu. Maçın değerlendirmeleri rica edebilir misiniz? Tabii ki. Evet, iki Ankara takımının karşı karşıya geldiği maçta Ankara Demirspor olarak biz önceki maçlardaki performansımızı bu maçta sergileyemedik. Bunda tabii biraz da suni çim sahanın etkisi olabilir diye düşünüyoruz. Bir de 6 maçtır galip gelen bir takımız. Futbolcularımızın üzerinde onun da bir olumsuz etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama bir şey kaybetmiş değiliz. Etimesgut da bizim takımımız, Ankara'nın takımı. Onun da düşmesini istemiyoruz. Ona bundan sonraki maçlarda Etimesgut Spor'a başarılar diliyoruz. Biz hedefimize doğru yine gidiyoruz. Kaybedilen bir şey yok. Burada kaybettiğimiz sadece 2 puan var. Yolumuza devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bizi takip ettiğiniz için teşekkürler size. Sağ olun. Hocam, görevi başlamanızla birlikte Etimesgut Belediyespor bir yükselişe geçti. Evet. Şampiyonluk mücadelesi veren Ankara Demirspor'dan da bir puan çaldınız. Evet. Maç sonu değerlendirmesini rica edebiliriz. Evet, pozisyon ve oyun anlamında üstündük. Gol pozisyonlarına gitti. 4-5 tane net pozisyonumuz vardı. Değerlendiremedik ama gittiğimiz yol iyi bir yol. 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraber, 1 mağlubiyet aldık. Ama oyun anlamında üstüne koyarak gidiyor çocuklar. Çok düzgün ve karakterli bir takım var. Toparlayacağız. Etimesgut Belediyesi'nin layık olduğu yere çıkaracağız. Çok daha iyi olacağız. 3-4 maç sonra daha değişik bir Etimesgut Spor izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hocam, oldukça çekişmeli bir maç oldu. Maç sonu değerlendirmelerini alabilir misiniz? Evet, geçen hafta da aynı şekilde söylemiştik. Maçlar kolay olmuyor. Yani şampiyonluğa gidiyoruz. Çok zor bir grupta yolumuza devam ediyoruz. Çünkü her takımın bir iddiası var. Birilerinin playoff iddiası var, birilerinin küme düşme iddiası var, birilerinin şampiyonluk iddiası var. Yani her rakip çok ciddi, her rakibin kendisine bir hedefi var. Bugün Etimesgut takımı düşmeye oynuyor. Tabii bir Ankara derbisi olması avantaj. Suni Çim olması, kendi sahaları olması bir avantaj. Biz onların verdiği mücadeleye karşı koyamadık. Yani kendi oyunumuzu sahibi türlü yansıtamadık. 5 dakika yansıttık ilk yarının son dakikaları. Onun dışında yansıtamadık. Yani beraberlik normal sonuç. Etimesgut takımı bizden daha çok istedi. Biz gerçek oyunumuzu sahaya yansıtamadık yani. Bu bir puan bu oyuna, bu şampiyonluk yolunda bence iyi diyorum yani. Şampiyonluk iddiası halen devam. Tabii devam ediyor. Yani şu anda lideriz. Sonuçta 7 haftada 19 puan toplamışız. Namalimiz ikinci yarı. Tabii ki devam ediyor. Bu tür şeyler olacak. Kolay değil. Bu yol sonuna kadar devam edecek. Daha 10 maç var. Bu yolda mağlubiyet de var ama önemli olan ayakta kalabilmektir. Bugün aldığımız bir puanı biz artı olarak görüyoruz. Gerekli dersleri çıkartıp hemen çarşamba günkü Beylerbeyi maçına hazırlanmamız gerek. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.